Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Angular'da ng-module dekoratörüne anotasyonuna bakıyor olacağız. Ne işe yarıyor bu ng-module? Neler yapıyoruz? Kısaca değineceğiz. Şimdi öncelikle dikkat edersek bizim app modülümüz var. Burada işte çeşitli modülleri import etmişiz. Default varsayılan olarak örneğin browser-module gelmiş. Platform-browser-module demiş. Burada neler varmış? Mesela ng if burada mı nerede acaba okey yani şöyle örneğin browser modül üzerinden işte ben ng if ng switch ve benzeri gibi pluginleri eklentileri buradaki modül sayesinde kullanıyorum işte yok efendim routing'i olsun formlar için olsun reaktif formlar için olsun ee, ve benzeri çeşitli birçok özelliğim modüller üzerinden yönetiyorum ve benim ana modülüm de app modül benim uygulamam bu süre buradan Oops, app component içerisinden başlıyor gayet güzel şimdi ben bunu e, angular modül diyelim ben bunu şöyle yapmak istiyorum uygulamamı farklı farklı modüllere ayırmak istiyorum yani ne demek istiyorum örneğin benim bir uygulamam var. Kullanıcılar var. Daha sonra mesela ne bileyim siparişler var. Bunlar birbirinden ayrı düşünelim. Ve her birini yani her sayfamızın alt başlığıyla birlikte kendine ait bir model olduğunu varsayarsak aslında modüller tam olarak bu işe yarıyor. Şimdi gelin kısaca bir modül örneği yapmaya çalışalım. Öncelikle ng bir tane ben modül oluşturmak istiyorum. Peki ne modül oluşturmak istiyorum? Öncelikle ben bir saniye deneme modülü oluşturmak istiyorum. Yani deneme sayfası ve deneme ile alakalı her şey burada olsun. ng-g uh, ng-generate g uh, bir tane komponent mesela home komponentum olsun. Okey dedi ki src-app-module-tsi ben güncelledim dedi. Neden? Çünkü Home Component'unu Declaration'lar içerisine yazdık. Güzel. Ve ardından e, ne yapalım? Bir tane sayfa oluşturalım. Mesela deneme sayfasının deneme modülünün altında bir component oluşturmak istiyorum. Bir tane page oluşturmak istiyorum. Denemenin altındaki deneme diyorum. Örnek olarak Şimdi SRC App deneme deneme module TS'i güncellediğini söyledi. Bakın bu sefer dikkat ettiyseniz. Yani App modula değil de deneme moduluna. ne yaptı? E, module e kullanarak dedik ki kardeşim bak declaration'larım burada. Yani ben bunları tanımladım. Import ediyorum. E, Angular'ı kullanacağım. işte common module'u yahut da başka module'um varsa onu ve ben e, istersem dışarıya yani kullanmak istiyorsam bir şeyleri de bunun içerisinden export edebilirim güzel ben bir tane e, modül oluşturdum deneme modülü şimdi bir de bunun e, rahatını oluşturalım mesela buna da deneme modül deneme router.module.ts nokta, nokta, diyelim yani ben bir e, routing tanımlamak istiyorum bunun içinde geleceğim Öncelikle diyorum ki constant Rout kardeşim nedir? Senin tipin bir kere Rout tipinden olacak. Ardından bir array ve benden peti istiyor. Senin petin işte sana deneme yazıldığı zaman sen deneme komponentunu benim için ne yap? Render et demiş oldum. Güzel. Daha sonra gelip ng modülü kullanacağım. Ve ardından declaration'larına baksana herhangi bir şey tanımlamıyorum. Daha sonra şuraya da export edelim de bunu. Export class işte deneme routing module olsun. Declaration'larım benim bunlar. Sana importlar vereceğim. Ve bir de sana exportlar vereceğim. Bu exportta ne aslında? Deneme router module'unun kendisi değil tabii ki de. Ben router Module kullanıyorum. Okey. Şu da boş bir class. Güzel. Şimdi benim Common Module'a ihtiyacım olacak. Angular'la. Ve daha sonra Router Module üzerinden ben ne yapıyordum? For Root demiştim. For Child. Yani ben bu sefer bu Router'ı bu modül ve bu modülün altında geçerli olacak şekilde ayarlıyorum. Peki hangisi Router? Okey. Geldim. Bir tane tanımladım. Şimdi iyi güzel hoş ben geldim burada tanımladım ama bunu benim komponentim nereden bilecek? Değil mi? Yani ben geldim burada bir modüler bir yapı kullandım. Bunun benim kendi oluşturmuş olduğum modül nereden bilecek? Bunun için benim demem lazım ki kardeşim bak ben sana import olarak Gelip bir tane routing modülü vereceğim ve bu da deneme router modülü olacak. Ama ondan önce şuraya gelip aa, app denemeyi çağırmaya çalışalım. Yani şöyle import et dedim. Şimdi ne yaptı? Burada bir şeyleri import etti. App modüle geldim. Ve bakın deneme modülü buraya benim için import etmiş. Ve bu sayede app modül içerisinde farklı bir modülü ve o modülün altındaki ana kırılımlar, servisler, direktifler, pipe'lar, http'ler birçok şeyi kullanabiliyorum. Şimdi ben bunu burada silsem ne olacak? Diyecek ki kardeş sen hayırdır. Bak burada hep deneme diye bir şey kullanıyorsun. Anl element diyor. Ben bunu tanımıyorum. Al kardeşim. Şimdi tekrardan tanıdı. Şimdi gelelim bir radyo kurduk. Şimdi ben import'larına diyeceğim ki kardeşim sen deneme router, eee moculunu modülünü kullanacaksın. Daha sonra Şimdi ben bir deneme router modülü oluşturdum fakat bunu nerede render etmem gerekiyor? Bunu benim e, app content'ın içerisine e, router router outlet diyelim. Yani sonuçta benim bir router outlet'e ihtiyacım olması lazım ki ben bu komponent'ımı e, yani sayfalarımı buraya render edeyim. E ben bunu buraya koydum ve bu rahat rahat unknown element diyor. Neden? Çünkü sen bak app modülü içerisinde bir router tanımı yapmadın. E, geldim. Bir tane de e, şöyle app router modül nokta ts dedim. Tabi bunu şuraya koyalım. App'in altına. Okey. Şimdi bir tane de app router e, modül oluşturdum. Ve geleceğim. Tamamdır. İşte app components. Ayla nereden şunun aynısını aldım. Buraya koydum. app router modül deldim. E, pet boş olduğu zaman yani benim ana sayfam geldiği zaman kardeşim sen home Component'u render et. Böyle bir şeye de ihtiyacım yok. Daha sonra app mocula gelip senin e, importlarının içerisinde kardeşim bir de ne var? App router modul var. Dersem başarılı bir şekilde bundle etti Angular modul dedik. Ee, burada tabi bir hatamız var. Neden for child dedik? For root için dersek gayet başarılı bir şekilde render edilecek. Bakın buraya home work şeklinde geldi. Daha sonra ne vardı bizim deneme modül deneme router deneme döndüm deneme yazdım bakın deneme çalışıyor dedi gayet güzel hatta şuradan bir tane buton koyalım buton denemeye git denemeye git diyelim click click go to deneme şöyle diyelim. Um. App komponentin içerisine go to deneme. This router demeden önce constructor oluşturuyorum. Private router router this router navigate nereye navigate edeceksin? Deneme sayfasına navigate edeceksin. Döndüm. Şuradan denemeyi silelim. Denemeye git dedim. Denemenin çalıştığını söyledi. Gayet güzel değil mi? Şimdi Yani ben ne yaptım? Uygulamamı küçük parçalara böldüm. Küçük modüllere böldüm. Ve onların tamamen kendine ait servisleri, kendine ait rahat tanımları ve benzeri gibi işlemleri mevcut. Bu benim e, güzel bir mimari kurmama ve anlaşılır bir kod yazmama e, yardımcı oluyor. Çünkü gelip baktığım zaman ha bak deneme modülüm burada. Denemeyle alakalı her şey burada. Ya ben bunu geldim mocula koydum. Düşünsenize AppModule'da her şeyi ben rahat vesaire burada tanımlayayım ya da başka bir e, dosya içerisinde. Güzel. Şimdi bunu hallettik. Ee, daha sonra neyden bahsedebiliriz? Ee, bu modülü kurduk. Yani dedik ki dışarıya aktarmak istiyorsan ben bunu Export ile dışarıya aktaracağım. O da güzel. Hmm, lazy Load'dan bahsedebiliriz aslında. Lazy Load e, ne işe yarıyor? Bu modülleri import derken modüller konusundayken şöyle page'imi yeniledim. Bakın 11 tane request e, gitti. Hatta şu ana sayfaya gidelim. 11 tane request gitti. Ve bunun içerisinde dikkat ettiyseniz ben ana sayfadayım. Yani app module'dayım. Ama hangi modül? Deneme modülü da benim için yüklenmiş oldu. E benim buna ihtiyacım yok. Ben deneme sayfasına gittiğimde yüklenmesini isteyebilirim. Bu yüzden deneme modülünü buradan kaldırıyorum. Şimdi diyecek ki şöyle deneme yazıp gidersek bak diyecek öyle bir şey yok. Hata verecek. Güzel. Şimdi diyecek ki ben deneme nedir bilmiyorum. Şimdi benim buna tanıtmam için yani lazy loading yapabilmem için bir kere importunu buradan kaldıracağım. Ki direktmen e, import edilmesin. Geleceğim AppRouter modculuğa. Kardeşim pet boş olduğu zaman sen komponent değil de loat children ile bir tane e, fonksiyon bana geriye dönder. Peki bu ne yapacak? Bu bir dosyayı import edecek senin için. Nedir? Denemenin altında deneme modculudur. Peki sen bu deneme modulunu yükledik den den yani bu bana bir promise dönüyor. Sonra bu modülün içerisindeki deneme modülünden artık bu ve bunun altındaki rahat gideceğini bil dedim. Döndüm. Şimdi denemeye git dedim. Deneme çalışıyor dedi. Şimdi tekrar farkı anlamak için geldim. 10 tane istek göndermişim page'imi e, network'ü temizledim. Denemeye gittim. Bakın SRC app deneme deneme modul ts. javascript dosyasını yani 234 byte kadar olan bir dosyayı benim için yükledi. Tabii ki bu çok küçük bir rakam. Ama düşünün ki çok büyük bir modülüm var. E, sonuçta ben modüler bir sistem yazıyorsam açıkçası neden Angular'a ihtiyaç duyayım? Yani modüler olmayan bir sistem kullanıyorsam böyle küçük Uh, Tudu uygulaması olur, işte sadece sayfaya giriş çıkış yaptım um, not yazdım, ekledim falan hani bu tarz küçük ve orta ölçekli uygulamalar için değil de daha çok büyük ölçekli uygulamalar için Angular kullanmanızı açıkçası ben tavsiye ederim. E, ederim modüler olması ve birçok özellik sağlaması sebebiyle güzel görmüş olduğunuz gibi ne yaptım yani ben ne zaman ihtiyacım varsa ilgili modulum o zaman yüklendi. Bu bir yöntem. Bu bir optimizasyon yöntemi. Fakat şöyle bir senaryomuz da gerçekleşebilir. Tamam ben tıklayınca ilgili modül yükleniyor. Okey. Hiçbir problem yok. Fakat yani bunu bekletmek istemeyebilirim. Yani burada çok bekleyebilir. Yani çok büyük bir dosya boyutum vardır. Ve benzeri ve benzeri. Hani senaryoma bağlı çok büyük bir şey vardır. Ve ben bu modeli yani bu modulu Kardeşim ben sayfaya gireyim. İlk olarak bura yüklensin. Ben bu butona basmasam bile arka planda o modül benim için yüklensin istiyor isem eğer ki böyle bir şeye e, benim ihtiyacım varsa aslında yapmam gereken iş çok basit. Ee, bizim Apache modülümüzün içerisinde rastlan sonra burada konfiglerimiz e, mevcut rahat konfiglerim. Bakın burada preload stratejisini kullanacağız şimdi. İşte use hash, error handle, uh, scrolling, işte scroll position restoration disable, enable top, işte ben sayfa arası geçiş yaptığım zaman scroll aynı yerini mi korusun, hiçbir şey yapmasın, en tepeye çıksın vesaire şeklinde buraya uh, bize şey vermiş. Bir error olduğunda bunu handle etmek istiyorsan vesaire. Burada çeşitli özellikler mevcut. Ben preload, preloading strateji içerisinden diyeceğim ki preloading all module diyeceğim. Şimdi döndüm. Page'imi yeniledim. Ee, SRC app deneme, deneme modules.tsgs diye bir dosya yükledim. Diyeceksin ki kardeşim sen resulat dedin, işte performans dedin ama gittin bu dosyayı buraya yükledin diyebilirsiniz. Evet yükledim. Neden yükledim? Çünkü Preload all modules dediğim zaman ben şimdi sayfayı ilk açtığımda ilk yüklenecek olan app module. Yani ilk yükleme hızım gayet başarılı bir şekilde aynı. Ve ilk yükleme gerçekleştikten sonra app module'um yüklendikten sonra artık benim sırasıyla hangi module'um varsa arka planda yüklenmeye başlıyor ve yükleniyor. Yani ben denemeye git dediğimde zaten bu modül benim için yüklenmiş olacak. Ama <laughs> bir kez daha belirtiyorum. İlk açılış hızım hala aynı. Hiçbir şey değişmedi. Yani yapmış olduğum optimizasyon <laughs> hala çalışıyor. Güzel. Aa, bundan da bahsettik. Ve son olarak neyden bahsedebilirim? Şimdi gördüğünüz üzere bu ucu açık bir şey. Yani bir sürü modül oluşturup routing, e, routing ve benzeri gibi şeyler tanımlayabilirsiniz. Haliyle örneğin benim home modülü içerisinde mesela formlara ihtiyacım yok. Ama App Module'a eklediğimde bu da kullanıyor. Oysa benim burada ihtiyacım yok. E ne yapıyorum? Deneme de ihtiyacım var. Deneme de bunu kullanıyorum. Peki benim e, App Module ile özür dilerim e, Home Module ile yani Home Module'umuzun da olduğunu varsayalım. Deneme Module'umuzun ortak kullandığı komponentler olabilir mi? Mesela çünkü App Module içerisinde dikkat ettiyseniz ben deklare ediyorum. Hangi komponentu kullanmak istiyorsam. Ve daha sonra kullanıyorum. Evet tabii ki de olabilir. Eğer böyle bir duruma ihtiyacım varsa yapacağımız iş aslında bir tane şerit modul oluşturmak. Ve daha sonra şerit modül içerisinde her iki komponent arasında ya da global bir şerit ise bu. Global bir şerit modul içerisinde browser modülü kurabilirim. Common modülü kullanabilirim. Ee, çeşitli modülleri kullanabilirim. Örnek veriyorum direktiflerim olabilir, e, helperlarım olabilir, pipelarım olabilir ve e, hangi komponentler ortak olarak kullanıyorsam örnek veriyorum bir modal. Üç tane modülüm var benim işte kullanıcılar, ürün, sepet ve üçünde de bir modal kullanıyorsam. E, bu modalları Sheraton içerisine deklare edip daha sonra üçüne de import edip kullanabiliriz diyelim ve bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.